Bölgedeki gazetecilerin izlenimleri de çok çok önemli elbette. Serkan Alan, Gazete Duvar muhabiri bize bölgeden izlenimlerini aktarmıştı bu süreç içerisinde. Şimdi bölgeden döndüğünü biliyoruz ve karşımızda olacak. Kaç gün bulundu ve o günlerde özellikle hangi izlenimleri topladı, Serkan Alan'la konuşacağız. Serkan merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Seçim. Evet, ne kadar geçmiş olsun denilebilir. Hakikaten hafta sonunda bölgeye giden gazeteci arkadaşlarımla konuştuklarımda yani çok ağır bir tabloya şahit oldunuz muhtemelen Serkan orada, o bölgede. Şu an için yani sen çok yeni döndün. Son durum nedir bölgede? Yani 14 günde alınması gereken yol alındı mı, ne dersin? Seçil, dediğin gibi 14 günün biz 12 günü sahadaydık. Muhabir arkadaşım Ceren Bayar'la birlikte ilk depremden saatler sonra Maraş ve Adıyaman'a gitme imkanımız olmuştu. Sonrasında da 2 günlük bir Ankara'nın ardından tekrardan bir sahaya döndük. Yine Maraş ve Adıyaman'a gittik. Aslında bu ikiye bölünme hali, yani biraz zamanla tekrardan bu yerlere gitme hali bize ilk günle gelinen aşamayı göstermesi açısından da önemliydi. İlk gittiğimizde iki kentte de çok kaotik bir ortam vardı. Artık insanların yollara, iş makinelerinin önüne kendini atarak arama kurtarma çalışmalarını kendi enkazlarına doğru yönelmesi taleplerini de biz kaydetmiştik. Aslında ilk gün ve sonrasındaki süreç bize şunu gösteriyor. Çalışmaların tamamı 3 gün gecikmeli işliyor. Bu arama kurtarma çalışması anlamında da böyleydi. 3 günlük bir boşluk var sanki. Sonrasında da yapılması gerekenler anlamında da bir 3 günlük biz bir boşluğu gözlemledik. Arzu edersen son gittiğimizdeki Maraş, Adıyaman ve daha sonra da Nurdağı'na gitme imkanı elde ettik. Buralardaki detayları aktarabilirim. Muhabir arkadaşım Ceren Bayar size hafta sonu özellikle Maraş'taki karakol sistemini anlatmıştı. Evet. Hayatını kaybedenlerin birçoğu onun yakınları enkazlarda cansız bedenleri alıp ya da kurtarılanlar birlikte şehri terk etmişti ama kalanların barınma sorunu söz konusuydu. Hala bir çadır taleplerini depremin 10. günde de kaydetmeye devam ettik. İnsanların soğuk hava koşullarına karşı barınma sorunlarını işittik. Tabii ilk günlerdeki yardım çığlıklarından sonra insanların artık seslerinin kısıldığı bir tablo söz konusuydu. İnsanlar kendilerini anlatırlarken seslerinin kısıldığı durumlara tanıklık olduk. Bu karekod uygulamasını Ceren anlatmıştı. Kalan az hasarlı, orta hasarlı ya da hatam hasarlı binaların denetimi söz konusuydu ve bir karekod yapıştırılıyordu evlerin binasına Maraş'ta. O gün Ceren size söylemişti, o karekod uygulaması çalışmıyordu. 4 gün geçti neredeyse bu uygulamadan sonra. Siteye yayından önce tekrardan baktık, o site hala çalışmıyor. Bu ne için önemli? Hala insanlar bu görevliler evlerine geldi. Eğer orada değillerse evlerinin başına gittiklerinde içeri girip girmeme kararı verme sürecinde bu karekodları okutacaklar. Ama o karekod uygulaması çalışmadığı için ve E-Devlet'ten de tam sağlıklı bir erişime sahip olamadıkları için evlerine giremeyecekler. Biz bunun Adıyaman'daki sürecine de tanık olduk. Adıyaman'da nasıl işliyor bu süreç diye. Adıyaman'da daha geleneksel yöntem uygulanmıştı. Kalan enkazların ya da hasarlı binaların kolonlarına ikinci kez bakılmıştır. Yazılamaları yapılmıştı. Bu da aslında iki kere orada arama kurtarma çalışmasının tamamlandığı anlamına geliyor. Şöyle, enkazda canlı ya da cansız bir beden kalmadı ve bu enkazların bölgeden kaldırılabileceği kararı anlamına geliyor. Ki birçok insan evlerine girme tereddütü yaşıyordu. Ama şöyle bir ikilem söz konusu. Çok soğuk hava koşulları var ve az hasarlı olduğunu düşündükleri evlere girmeye çalışıyor bir şekilde insanlar. Bu noktada Serkan Alan, şunu sormak istiyorum. Kendine bilgi vermediğini belirterek de tam bir sağlıklı bir sistem yaratılamadığı için yeni bir risk de açığa çıkıyordu bu iki kentte. Sonrasında biz yine Adıyaman'da Serkan beni duyuyor mu arkadaşlar? Yakaladık. Buradaki yine Maraş'a benzer bir şekilde şehir büyük oranda boşalmıştı. Zaten Maraş'tan daha da kötü bir tablo söz konusu Adıyaman üzerinde. Çoğu kullanabilecek bina sayısı çok çok az. Bir caddede yürüdüğünüzde 100 ev görüyorsanız bunların neredeyse 90'ı yıkılmış durumda. Kalanların da büyük kısmı hasarlı durumda. Evet Serkan Alan, şimdi hasarlı binalarla ilgili şunu sormak istiyorum. Bugün biz şu haberleri aktardık. Hani artçı sarsıntılardan sonra hasarı büyüyen binalar var. Şimdi bu karekod uygulamasında girdi, orada uzmanlar denetimlerini yaptı, bir karar aldılar. Ama bu artçı sarsıntılarla birlikte diyelim ki az hasarlı olan bina çok hasarlı hale geliyorsa bunlar sürekli güncellenebiliyor mu bölgede? Bunun sürekli güncellenmesi için sürekli bir denetim yapılması gerekiyor aslında. Bizim gözlemlediğimiz şey, insanlar ilk başlarda, sesim çok özür dilerim, geriye geliyor.
Şöyle, ilk başlarda depremden sonra insanların biz arama kurtarma gönüllülerini binaların önüne çağırmalarına tanık olmuştuk. Ama bugünlerde görevlilerin, yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı görevlilerin binaların önüne gelme taleplerini işittik. Şöyle ki, önemli bazı evlere az hasarlı raporları verilmiş ve insanlar evlerin içerisine girmişler. Ama bu evlerin bize gösterdikleri fotoğraflar ve videolar kullanılabilir durumda olmadığıydı. Örneğin artçılar devam ediyor. Maraş'ta da yine geçtiğimiz akşam 5'in üzerinde bir artçı olmuştu. Hala devam ediyor. Evet. Yeniden bu evlerin içerisine girme kararı verildikten sonra yıkılma tehlikesi söz konusu ki ilk günlerde bize daha yanından geçerken bile bir rüzgarla yıkılabilecek binaların olduğu görevliler tarafından söylenmiş ve dikkatli olmamız ifade edilmişti. Ki bu görevliler şu an denetimleri yapan da görevliler aslında bir bakıma. Hı hı. Oradaki önlemi alan görevliler ama insanların bu koşullarda bir şekilde evlerine girmeleri evet. yönünde raporlar da verebiliyorlar. Evet, bir yandan da şu yani açıklama önemli Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yani bir salgın riski yok aksine bunlar yalan haberler diye yalan haber sağlığı bozar şeklinde merak ettiğimiz birden çok noktayı gördünüz bölgede. Herkes suya ulaşmış durumda mı? Hijyen ortamı var mı? Bu konuda da bakanın açıklamasından sonra daha çok merak etmekteyiz elbette. İlk günlerde yani şimdi salgın hastalıkların uzmanları bunların nasıl açığa çıkacağını aslında daha detaylı verebilirler. Yani o fiziki koşullar şu an daha açığa çıkmamış olabilir o olumsuzluklar ama bu çıkmayacağı anlamında da muhtemelen gelmiyor. Çünkü ilk haftalarda, ilk 10 gün özellikle çöp yığınlarının olduğu kentlerle karşılaştık aynı zamanda. Enkazlar vardı ama oradaki görevlilerin ve arama kurtarma çalışmalarının da ortaya çıkardığı bir çöp yığınları söz konusuydu ve bunların bir toplanma organizasyonu yapılamamıştı. Örneğin tuvalet büyük bir sorundu hijyen evet. anlamında insanların ulaşabildiği. Şimdi bunların ne şekliyle insanlarda ve ne zaman sağlıksal sorunları açığa çıkacağını biraz zaman gösterecek gibi. Ama burada örneğin mezarlık boyutu çok ilginç. Çünkü birçok hayatını kaybeden insanlar işte İslam'da yaygın olan yıkanma geleneğiyle gömülemedi. Örneğin biz kuş gribi gibi vakalarda gömülürken insanların mezarlarına kireç tozlarının atıldığına evet. tanık olmuştuk. Ama burada öyle bir organizasyon da yapılamadı. Çünkü birçok insan kıyafetleriyle yapıldı. Burada bir anekdot anlatabiliriz. Biz görevlilerle de konuştuk. Bu, özellikle Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarından saatler sonra bölgeye ulaşan ama AFAD'ın araçlarının gelmemesi nedeniyle kendi imkanlarıyla insanları çıkarmaya çalışan görevlilerdi bunlar. Bunların anlattığı şu tablo aslında ileriki durumda sağlık sorunları anlamında da bize bir şey anlatıyor. O insanlar çok fazla ölüm olduğunu, hastanede cansız bedenlerin koridorlara üst üste sıralandığını, bu insanların bazen karışıklıkların ortaya çıkabildiğini, bazılarının kimliklerini tespit edilemediğini bize anlattılar. Şimdi özellikle biz Adıyaman'daki mezarlığı gözlemlediğimizde onun fiziki anlamda sağlıksal sorunlara gebe olabileceğini anlamıştık. Çünkü insanların daha numaralandırma sistemiyle nereye gömüldüğüne dair bile bir çalışma yoktu. Kepçelerle gömme işlemi yapılıyordu. Ki yakın bir dönemde örneğin mezarlık ve etrafındaki alanlarda bir sağlık sorununun açığa çıkması çok muhtemel. Normal şartlarda daha derin mezarlar kazılabiliyorken burada günde belki de 1000'e yakın insan gömüldü. Daha kepçelerin çok çok daha yüzeysel kazdığı mezarlara da tanık olduk örneğin. Hı hı. Muhtemelen daha hastane, mezarlık gibi çevrelerde sağlık tedbirlerinin alınması gerekiyor. Evet, bu oldukça önemli. Eklemek istediğin bir şey var mı son olarak? Ben sözünü keserek soru sordum ama bir iki dakikamız daha var Serkan. Tamamdır. Şöyle aslında biz son kısımda Nur Dağı'na gitmiştik. Aslında evet. Maraş ve Adıyaman'da görmediğimiz tablonun bir ufak bir simülatörünü gördük. Küçük bir yer Nur Dağı. Burada bir organizasyon sağlanmıştı. Örneğin biz depremin ancak 12. 13. gününde bir duş anlamında organizasyon görebildik. Bu da sağlıkla çok ilişkili. Nur Dağı'nda daha küçük bir ilçe. Evet, burada bir koordinasyon sağlanmış. Çok fazla çadır var. Tuvalet sayısı çok fazla. Ama bunun Adıyaman ve Maraş'ta örneğin hiç görmedik. Köyleri şey yapmıyoruz bile. Çok çok daha olumsuz bir tablo köylerde söz konusu ki. Ama buralar kırsal nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerleri. Evet, bu köyler görece sayı azdır ama bir bütün anlamında büyük bir sayıya tekabül edebiliyor. Örneğin Nur Dağı'nda duşların olduğunu, kadınların ve erkeklerin belirlenen saatlerde duşlara girebildiğini gördük. Ama Nur Dağı komple yıkılma kararı alınan bir ilçe. Evet. Muhtemelen de yakın zamanda oradaki insanlara konteyner kentlerle uzun süre yaşamaları gerekecek. Son olarak da şunu ekleyelim. Çadır sorunu hala vardı. İnsanlar gıdaya ve
yemeğe artık ihtiyaçlarının sağlandığını söylüyorlardı ama barınma anlamında bir sorunlarının olduğunu ifade ediyorlardı. Yine aynı zamanda da göçle ilgili bir sorun var. Biz de nakliyeyle ilgili sorunu kayda geçmiştik. Yetkililerden de sınırlama açıklamaları geldi. Hı-hı. Ama bunlar anlamında da tam bir organizasyon henüz sağlanmış değil. Çok teşekkürler Serkan Alan, Gazete Duvar muhabiri, aktardığım bilgiler için. Evet.